Aldım. He. O fener ne kadar acaba? Olmaz mı? Üç ay önce burada 300-400 torba ondan eksik olmazdı. Ama şimdi fabrikaların bu aşırı derecede fiyat artışından dolayı bir de yani peşin paraya bile un vermiyorlar artık. Bu bize büyük bir sıkıntı oluyor. Yani haliyle bu vatandaşa yansıyor. Vatandaş çaresiz, biz çaresiz. Hani biz istemiyoruz ki ekmeğin fiyatı artsın. Büyük fahiş bir fiyatla satalım diye. Hem bize fiyatında ununu versinler, biz yine aynı fiyattan çalışalım. Valla yani fabrikaların daha önce yaptıkları buğday stokları duruyor ellerinde. Ne oldu da bu böyle un fiyatları birdenbire fırladı? 1,5 liraya, 1 liraya, 1,200'e aldıkları buğdalar şimdi gelmiş 4,5-5 liradan şey yapıyorlar. Yani bir torba un 140-150 liradan 340 liraya gitmiş. Bugün 340 lira veren arkadaş peşin para. Dün akşam bir fırıncı arkadaş dedi ki 320 liradan un siparişi verdim. Sabaha paramı geri attı bana. Diyor ki un 340 lira oldu. İşen geliyorsa al, işen gelmiyorsa alma. Ya bu yani bu yapılacak bir şey değil. Yani bu stokçunun önüne geçmesini istiyoruz. Bir ayın içerisinde 3'e katladı. Daha önce de biz 130 liraya aldığımız unlar 3 ayın içerisinde 240 bin liraya buldu. 240 bin liradan 240 gram 330 kuruşa ekmek zamlandı. Bu unların önünü devletimizden müdahale yapılmasını derhal istiyoruz. Zam öncesinde bizim fabrikalarında un aldığımız zaman sipariş veriyorduk. Bize veresiye de veriyorlardı. Şu an itibarıyla fabrikalar veresiyeyi kaldırdılar. Hep peşin parayla çalışıyorlar. Peşin para da olunca biz çok mağdur durumda düştük. Zamlar gelmeden önce biz 400-500 çuval un alırken şu an itibariyle zamlar yükseldikçe bizim alış gücümüz de zayıfladı. Şu an itibariyle 30 torba, 40 torba alabiliyoruz. Kurban oldum Allah'ım. Zorluk hamur mu olmuş?